Herkese merhaba yeniden. Bugün geleceğin için ne yaptın diye soruyoruz ve tekrar devam ediyoruz geri sayımıza. Mükemmel şekilde devam edeceğiz ama çok ufak bir hatırlatma. LGS tekrar programını Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarından ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz ve ara tatili programlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Şimdiden kısa bir duyuru. Şimdi geri sayımımız başlıyor. Hadi bakalım. Şimdi Jim Rohn'un çok güzel bir sözü var. Yeteri kadar nedeniniz varsa her şeyi yapabilirsiniz. O yüzden kendimize neden, hedef yaratacağız. Ve bu hedeflerimizin doğrultusunda da ilerleyeceğiz. Ne yapacağız? Hedefimizi belirleyip duvarımıza asacağız ve ben bunu kazanacağım diyerekten motivasyonumuzu arttırıp mücadelemize devam edeceğiz. Şimdi günün yorumu Ceylin Zılk demiş ki denemelerde bir dersi yükseltirken diğeri düşüyor. Aynı olanlar demiş. Gerçekten çok fazla aynı olan tabir gelmiş. Bu çok gayet normal bir şey. Farklı yayınların denemelerine girebiliyorsun. Farklı kurumların denemelerine girebiliyorsun. Bazılarının matematiği zor oluyor. Türkçesi bir tanesinin zor oluyor. Bir tanesinin feni zor oluyor. Dolayısıyla bizim genelde yapmamız gereken şey denemeleri takip etmemiz. Böyle deneme takip kitapçığı denilen şeyler var. Her bir denemeyi işte bu denemede bu kadar yaptım. Sonra bu denemede bu kadar yaptım. Bu denemede bu kadar yaptım diyerekten hatta branş bazında takip etmemiz gerekiyor. Branş bazında farklılıkları belirlememiz gerekiyor. Eğer problemimiz varsa yapmamız gereken konu odaklı çalışıp denemelerdeki o konulardaki problemlerimizi bitirmek, çözmek diyoruz. Günün kitabına bakıyoruz. Dönüşüm Franz Kafka'nın çok güzel bir eseri. Çok zaten meşhur bir eser. Bir adam sabah uyandığında kendini böcek olarak görüyor ve böcek olarak görerekten hikayeler yaşamaya başlıyor. İşte bu da bizim okuma, yorum becerilerimizi çok artıracak. Çok da kelime bilgisi yüksek bir kitap diyoruz. Ve günün kaynağına baktığımız zaman Kota Türkçe denemeleri. Kota denemeleri demek aslında konu tarama denemeleri demek. Konu yeni nesil sorularla bütün aslında öğrenmemiz gereken konuları tarıyoruz ve bütün Türkçenin üzerinden geçmiş oluyoruz. Küçük küçük 10 soruluk denemelerden oluşuyor aslında ve bütün Türkçedeki en başından en sonuna kadar 8. sınıf müfredatını teker teker infografik ve sözel mantık bağlamında tarıyoruz diyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden başarılar.